Normal şartlarda Akrep dizisinin videosunu daha sonra yani birkaç bölüm daha yayınlandıktan sonra yapmayı planlıyordum ama yine Demet Akbağ'ın rol aldığı 9 kere Leyla filminden sonra komedinin ne aşamaya geldiğini göstermek için bu zaman doğru zamandı. Merak etmeyin komedi diyerek yola çıkmayan ama insanın hem içini hem de yüzünü güldürenlerden de bahsedeceğim ileriki zamanlarda ama daha önce memleketindeki komedi kıtlığını gösteren bu diziden de bahsetmemiz gerek. Çünkü durum fena. Çünkü Demet Akbağ da kocası öldüğü için güçlü olan kadın rolüne layık görüldü en sonunda. Bu tarihi bir kenara not edin. Artık o da ilk kez kimin kimi doğurduğunun belli olmadığı, karakterlerin akrabalığı çift dikiş yaşadığı yerli dizilerden birinde. E tabi ya, ekranda neleri görmeye alıştık. Hamile kadın bıçaklayanlar, enişteden hamile kalanlar, 2020 yılında harem kuranlar. Hatta 7 yaşındaki çocuğun bunların hepsini izleyebilecek olmasına bile alıştık. Komedilerle ünlü oyuncuların komedi yokluğundan dramlarda oynamasına da alıştık mı ki alıştık galiba. E o zaman biz istenilen, izleyen ölüler kıvamına çoktan geldik de anlamadık bile. Ama şunu da demeden geçmeyelim yine. Elbette ki komedi ya da dram fark etmez. Oyuncu oyuncudur. Ama dram diğer ülkelerdeki oyuncular için bir seçimken bu ülkede artık zorunlu bir ekmek kapısı. E o zaman gelelim mevzu bahis diziye. Evet, dizinin adı Akrep. Dizinin adının kadınların laf sokmasından kaynaklandığını düşünsek de görüyoruz ki bu akrebin çukur tadında bir dövmesi de var. Ne olmuş eniştesiyle sevişenlerde kendi arasında çete mi kurmuş? Heh bak enişte dedim. Sürprizi kaçtı görüyor musun? Neyse dizi bir hapishanede avukatıyla görüşen bir kadınla başlıyor. Avukata bile laf sokarak geçmişini anlatan kadının oraya nasıl geldiğini izliyoruz. Bir kadın kuaförü olan bu kadın 17 yaşında tecavüzcüsüyle evlendirilen annesi tarafından sadece 1 yaşındayken terk edilmiş. Annesi de daha sonra kaçıp zengin bir adamla evlenmiş. Ve adam da ölmüş. Hah dizilerdeki en sevilen koca tipi. Zengin ve ölü. Ama bu kadının ikinci kocasından da bir başka kızı var. O da evli ve 3 çocuklu. Ve aslına bakarsanız bütün dizinin özeti de şu. Bu sefer daha teknolojik bir şekilde göstereceğim. Kadının ilk kocasından olma zengin koca bulamayan kızı. Annesinin bulduğu zengin kocadan kalma lüks yaşama sahip olabilmek için kadının yine o ikinci kocasından olma üvey kız kardeşinin kocasıyla birlikte olmaya başlıyor. Yani evde nefes alan tek yetişkin erkekle. Yani işte uzatmayalım fakirlikten sıkılıp enişteyle sevişme kurgusu. Uzatsa mıydık? İşte zaten anca bu kadar uzuyor. E peki kimsenin yıllardır bilmediği bu kadını bu adam nereden buluyor? E i̇şte yerli dizi olunca kadınlar akrep, erkekler sırtlan gibi. Baldızın kokusunu 50 kilometreden alıyor. Peki bunlar kim? Bu bunun kızı, bu da bunların kızı. Bu şoför bunların kızına, bunun kızı da şoföre aşık. Peki bu kim? Bu kadının avukatı. Peki o kimin kızı? Yine bu kadının kızı. E avukatı demedik mi az önce? Yok. Sonradan öğreniyoruz ki aynı zamanda da kızıymış. Peki bunun babası aynı zamanda bunun babası mı? Yok. Bunun babası da ölü. Yaklaşık bir saatte ortalık 2. Dünya Savaşı'na döndüğünden bu ölünce bu da ölmüş mü sayılmış? Kurban olayım bunun da babasını sormayın artık. He, akrep gibi yumurtlamışlar. Babasını da bulmak bize kaldı. Ah. 4000 yıllık tablette bile ne yazıldığını anladık ama göm şu tableti 4000 yıl sonra birisi bir şey anlarsa kemiklerin mezarında ters dönsün. Neyse esas mevzu bunlar da değil. Adam bilmeden karısını üvey baldızıyla Sapanca'daki evlerinde aldatıyor. Kadın da lüks hayat için kocasıyla birlikte olduğu üvey kardeşini laf sokmak için eve çağırınca olanlar oluyor. Bugün evlilik yıl dönümünüz ama kocam benim koynumda. Defol git evimden! Ah! Ya Fikret'in aldığı hediye çamur oldu. La kahretsin kahretsin! Sana hediye aldı mı? Evlilik yıldönümünüzdü ya. Bunun üzerine tokatladığı kadının üvey ablası olduğunu bilmeyen kadın da en sert kozunu oynuyor. He ne yapıyor? 400 lira çıkarıp göğsüne sıkıştırıyor. Ama bu reyting yapar. Derseniz acele etmeyin, dahaısı var. Şimdi belki de Türk televizyonlarında daha önce hiç görmediğiniz bir şeye tanık olacaksınız. Ya da sanırım ben yeni rütük taktiğine yeni denk geliyorum. Siz daha önce Türkçe bir diziye Türkçe dublajla sansürleme yapıldığını görmüş müydünüz? Bakın, ablamız ağır çekimde ne diyor ama biz ne duyuyoruz? Olsun, benim için fark etmez. Bahşiş olsun. Senin gibiler bahşiş sever. Şimdi kurban olduğum daksille yazı düzeltir gibi sansürleme mi yapılır? Pardon, sizden tekrar ses almamız lazım geçen demişsiniz ya. Hı hı. Ve herkes yerli dizileri telefonlarına bakarak dinlediği için de benden başka da bunun farkına varan olmadı sanırım. Neyse daha sonra dizide muhteşem yüzyılla sektöre kazandırılan ölme sahnesi devreye giriyor. Ya yok mu hani cariyeler hamamda tek bir tokatla kafayı mermere vuruyordu da ölüyordu? Ha o? Bu dizide de tokat yeni çeri tokadı gibi. Yiyen uçuyor ve kafayı taşa vurunca dakikasında mevlasına varıyor. Ama kadın akrep. Buna bir intihar süsü vermek için plan yapıyor ve banyo dolabından ilaçları alıyor. Ölü kadının ağzına açıp klozete döker gibi önce ilaçları döküp sonra da sifonu çekiyor. Ölü kadına. E, ama ne haber? Polis de buna inanıyor. Çünkü bu ailenin yanına şoför olarak soktuğu çocuğu çağırıp cesedi de göle attırıyor. Cesedi bulan polis de intihar olduğunu söylüyor. Ve memleketimde birinci bölümde dizi tutturmak zorunluluğu deminden beri saydığım yabancı dizide 8 bölümlük bir sezon sürecek konuyu bir saatte yaptırdı. Peki iki buçuk saatlik dizinin geri kalanı nasıl geçti derseniz şöyle. Sen ne yaptın ya? Ne yaptın? Ne yaptın? Sen ne yaptın abla? Sen ne yaptın abla? Ben ne yaptım? Abla. Abla. Neden yaptın? Abla ne yaptın sen? Öyle yaptın. Abla! Öyle yaptın. Cevap ver, ne yaptın? Hakikaten abla ne yaptı? Neyse ki insaflı çıktı. Öldürdüğü kardeşinin kocası, çoluğu, çocuğu, serveti ne varsa üstüne konmak için kırkının çıkmasını bekledi. Yani özetle gerçek bir akrep anlatsan kendini sokturacak şu hikaye yine bize dizi oldu. İyi de niye oldu diye sormak da hata aslında çok basit bir cevabı var. Çünkü bunlar izleniyor. Biri olmazsa biri mutlaka. Hani burada sadece dizi yapımcılarını ve senaristlerini eleştiriyormuşum gibi duruyor ya. Yine söylüyorum ki aslında ben aynı zamanda bizi de eleştiriyorum. Ama bu sadece dizilerde böyle değil. Müzikte de böyle. Koskoca 7 sanatçının bir araya gelip çocuk gelinlerden bahsettiği ve buna dikkat çekmeye çalıştığı bir şarkı, klibinde bir çocuk oyuncağı bulunan şarkı kadar dinlenmedi bu memleket. Hani bunu değiştirebiliriz diye değil ama bir başlangıç olur diye linkini bırakıyorum aşağıya. En azından benden de bir selam söyleyin diye. Annesinin, annesinin daha sonra bulduğu ikinci zengin kocanın. Annesinin daha sonra bulduğu ikinci olan ama zengin, ikinci ama zengin olan. Annesinin yine bu zengin adamdan olan alttaki kızının kocasıyla birlikte olmaya çalışıyor.